Ürün yorumları tüketiciyi yönlendiriyor. Çoğu zaman satın alma kararını etkiliyor. Etkiliyor mu sizi daha önceki kullanıcıların yorumları? Etkiliyor. Yani oradaki kullanıcılar memnunsa dallanacak ama. Alışveriş sitelerindeki bazı ürünlerde sahte olan yorumlar, yüksek puanlar ya da rakip firmalar tarafından yapılan kötü açıklamalar yer alabiliyor. Müşterilerin bu maşallah pekmez iyi geldi Alday'a. Rekabet Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre tüketicilerin %70'i internet alışverişi arasında ürün yorumlarını okuyor. Hiç yorum yoksa müşteri alışverişten geçiyor. Üründe fazla yorumun olması listede üst sırada yer almasını ve daha çok satılmasını sağlıyor. Bazı firmalarda takipçi ve beğeni satın alır gibi yorum satın alıyor. Atla buraya bakın. Şişirme de. Atla. Değişik isimler var. Değişik dolapta salam bitti mi ya? Bilmiyor ya. Bilmiyor. Yer alıyor. Sizce bunların hepsi gerçek mi? Tabii ki değil. Kesinlikle değil. Bence bunlar bir pazarlama taktiği. Ha işte öyle oturttun. Ticaret Bakanlığı reklamı sahte tüketici yorumlarına para cezası uyguluyor. Ne güzel ses geliyor ya. Ne güzel. Sevim, sevim. Uygun bulmuyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Benim kafamda oluşturduğum belli markalar var. Bütçeme uygun, cildime uygun ürünleri kullanıyorum genelde. Kullanıcıların güvenilir sitelerden alışveriş yapması ve yorum yapan hesapları incelemesi öneriliyor. Salgın döneminde sayısı çok fazla arttı. Hepimiz yüklendik yani internet üzerinden, restoranlardan yemek siparişleri verdik. Pisi. Bakanlığı da bu restoranların online yemek siparişlerini ve kestiği fişleri tek tek inceledi. Çok can sıkıcı bir sonuç değerli izleyenler. Yani bu kendi adımıza da devletin uğradığı vergi kaybı adına da. Yemek siparişleriyle kestikleri fişler arasındaki toplam fark ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira. Böyle bir fark var. Aynı zamanda katma değer vergileri yani KDV'sinin de düşük gösterildiği anlaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı online yemek siparişinde büyük vergi usulsüzlükleri tespit etti. Milyonlarca liralık vergi kaçırılmıştı. Peki bazı restoranlar bu vergiyi nasıl kaçırdı? Çünkü bir post cihazı alıyorlar. Bu post cihazı. Normal post cihazı. Ha. Ve oradan yaptıkları satışlarla kendi hesaplarında gelir olarak gösterdiler. Bu sabah da çıktı. Senden gelen sipariş fişinde şey yok yavru orada gel gel. Bazı yemek kurumları yok orada dolaşacak dur. Buradan fişini nakit olarak çıkarıyoruz. Bu fişi müşteriye zımbalayıp gönderiyoruz. Bu mesela online sipariş için gelen fiş bu alttaki. Bu da kendisinin fişi. Tez arkası postumuzun fişi. Burada vatandaş bakar, evet çekmiş, doğru bir fiyat çekmişler. Bu fişi ona alırdı ama bu yazar kasa fiş anlamına gelmezdi. Bu yazar kasa post fişi değil yani. Değil, bu normal slip. Yani kredi otur kartı oraya, yat oraya, makinasının yat. Slip'i. Yani restoranların post cihazından bize verdikleri şey aslında kredi kartımızdan harcama yaptığımıza dair bir kağıt parçası olabilir. Kasap yapıyor. Mesela kuryeler. Gidiyorlar normal kredi kartı postlarıyla. Onlarla çekiyorlar. Kuryelerin de yazar kasa post kullanması lazım. Mesela her müşteriye gittiklerinde ayrıca üzerine online satışlarına kadar fiş bırakmalar lazım. Fişi bırakmadıkları zaman burada bir kayıp oluşuyor. Hadi gitti. Şimdi tabii burada yazar kasa post olmamasına rağmen